İsterseniz Hulusi Bey'i karıştırmayalım şimdi bu konuşmamıza. Karıştıralım. Herkes gelsin ve tanık olsun lütfen. Bakın doktor bey, bu Asiye nasıl kurtulur oyunundan? Yeni sahneye koyuyoruz. Belki eski gösterimlerine gitmişsinizdir. Aa, tabii dostlarda izlemiştim. Başlıyorum. Evet sayın bayan. Kolay değil, haklısınız. Rastgele adamın biri. Adını bile bilmeyeceksin. Ama koynuna gireceksin. Sonra bir başkası. Kolay değil. Haklısınız. Kolay değil her gelene yar olmak. Vazgeçmek sevgiden, aşktan mal olmak. Belki mümkün şu dünyada toz olmak. Ama elde değil bayan yok olmak. İlk aklıma gelen anamın eski evi oldu. Güneş sokağında Madam Eleni. Gözleri parladı morun. Anlayınca niyetimi. Hemen anlaştık. Buldum böylece başımı sokacak bir deliği. Her taraftan tıkadınız yolumu. Yoksullukla bağladınız kolumu. İstemeden seçtirdiniz sonumu. Şimdi kolay sayın bayan öl demek. Naciye Hanım, sakin olun biraz. Şöyle oturun. Durun, dinleyin beni bir dakika. Ben her şeyden habersiz bir ev kadını olsam yapmayın, bırakın beni. Yine istemem. Tamam ev kadınıyım ben, Naciye'yim. Hulusi, Hulusi! Naciye! Meraklanmayın, tipik bir teknik disosyasyon. Kimliğimi unutturamazsınız bana, deli değilim ben. Eve gitmek istiyorum. Hulusi götür beni buradan. Naciye, karıcığım. Serap'ım ben. Serap. Naciye. Al, şunu da iç. Ha? Nasıl, iyi misin? İyi misin dedim. İyiyim. Çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Bu kadar işte nasıl başa çıkıyorsun? Bari buna şahı yardım edeyim. Gerek yok ki. Limonlu pireyi var. Zavallı. Ne kadar da genç ve güzel. Bir kaç damla limonlu pireyi. Bir kurban daha. Hepimiz kurban edildik. Ne? Al benim kedi meselesini. Ne kedisi? Almanlar kilise kapılarında kedileri çarmıha gerdiler. Ha, bir filmde vardı bu. İşaret verdiler bana. Bir işaretti bu. Peki güzelim, tamam. Kapışılan dergi Komodor'un yeni sayısı çıktı. Tuşlarınız daha işte. Komodor'la. Programlarınız daha ustalıkçı. Komodor'la. Ekranlarınız daha şenlikli. Emin misin? Ben matematik, İngilizce... Daha fazla konuşamam. Peki canım. Haklısın. Hiçbir şey söyleme kimseye sakın. Demek Serap unutuldu Naciye Hanım. İşinize, evinize dönmek istiyorsunuz. Güzel. Bir süre evde dinlenirim herhalde. İlaçlar iyi geldi ama sersemletti biraz. Çocukları da özlemişsinizdir herhalde. Burnumda tütüyorlar. Onların hayali destek oldu bana. En zor anlarımda hep onları düşündüm. Sorun yok gibi. İyileşmiş görünüyor. Öyle. Hatta biraz fazla iyileşmiş gibi geldi bana. Pekala. Gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Naciye Hanım. Güle güle. Maskara seni. Öp bakayım elimi. Ha şöyle.
Artık hastalık mastalık istemiyoruz. Bitti geçti. Hadi bakalım öp babanın elini. Öpsün öpsün şifadır. Büyüklerini sayarsa kafası da rahat olur insanın. Korkuttun bizi be Naciye. Hadi geçti artık. Geçti bitti. Geçti bitti efendim. Hadi gidelim artık. Hadi iyi geceler deyin bakalım. İyi geceler. Oynama bakayım pipinle. Pipin düşer sonra. Ama çocuğa... Haklısınız. Hiç oynanır mı oğlum pipiyle? Bir daha yapmayacakmış babaannesi. Hadi bakalım. İyi doğru geceler. Yata. Kızın arkasına tülbent koy. Su gibi terliyor geceleri. Pis cadı. Beceremez şimdi bu. Hanım niye beceremesin? Bunca yıllık annenin. Anne bırak. Bırakmış. Bırakayım da telef olsun çocuklar. Sana ne be? Sana ne son? İnek. Durun İnek ne olur. Kimmiş bakayım o gürültü eden? Bir daha konuşan olursa Dunganga geliyor ona göre. Evvel zamanı içinde var imiş bir Dunganga. Alırmış çocukları, atarmış sepetine, yaparmış hep Dunganga. Dunganga, Dunganga. İşte kaldık baş başa. Neden kalmadı annemler? Ne vardı bu saatte gidecek? Bırak şimdi annemleri Naciye. Çok özledim ben seni. Ben de seni. Ben çocuklara bir bakayım. Hep seni düşündüm. Bu yatak sensiz öyle soğuk ve boş ki. Biliyor musun? Hakan'la İnci. Allah Allah. Ne işi var Hakan'la İnci'nin şimdi burada? Hiç aklımdan çıkmıyorlar ki. Bir gidip bakayım. Anladım galiba. Neyi anladın? Sen İnci ile Hakan'a bir kardeş istiyorsun. Ha? Bildin mi? Böyle anaç bir hal gelmiş üstüne zaten. Kuluçka tavuklar gibi kıt kıt edip... Bırak beni be! Hulusi, kocacığım. Anlayışlı ol biraz ne olursun. Daha yeni çıktım hastaneden. Bana biraz zaman tanı. Ben bir çocuklara bakıp geleyim. Birine mi bakmıştınız? Prova iptal edildi bugün. Fatoş Hanım biraz rahatsızlanmış. Fatoş Hanım? Asiye rolünü oynuyor. Ha, öyle ya meydan ona kaldı. Efendim? Hadi eyvallah. Siz? Evet ben.